Wall Street okulumuzda 21 Ekim tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan internet tabanlı bir ödev sistemidir. Wall Street ile internet ortamında sanal bir sınıf oluşturulmakta, öğretmenlerimiz hazırladıkları ödevleri internet üzerinden öğrencilerimiz ile paylaşabilmektedirler. Öğrencilerimiz paylaşılan ödevler üzerinde yönergelere uygun olarak veri girişi yapabilmekte ve yapılan girişleri kaydettikleri anda öğretmenler kendi ekranlarında öğrenci bazlı olarak yapılan ödevleri takip edebilmektedirler. Veri girişlerini video kaydı, ses kaydı ve metin girişi olarak 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Öğretmenlerimiz internet üzerinden yapılan ödevlerle ilgili öğrencilerimize aynı yöntemleri kullanarak geri bildirimlerde bulunabilmektedirler. Peki sistem nasıl çalışıyor? Öncelikle internet tarayıcımızın adres satırına www.wallstreet.com yazıyoruz. Bizi karşılayacak ekran bu. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan giriş bölümüne tıklıyoruz. Kullanıcı adımızı yazıyoruz. Parolamızı yazıyoruz. Ve giriş diyoruz. Bizi karşılayacak olan ekran bu. Ekranın sağ üst köşesinde bize ait kullanıcı adını görüyoruz. Hemen yanında küçük bir okumuz var. Üzerine tıkladığımda bir menü açılacak. Açılan menüden kullanıcı bilgilerime, grup bilgilerime ulaşabilirim. En alttaki butonu tıklayarak da sistemden çıkış yapabilirim. Bunun sağ tarafında küçük bir simge var. Bu simge sistem tarafından atanmış bir simge. Eğer istersen bu simgeyi değiştirebilirim ya da kendi fotoğrafımı sisteme yükleyebilirim. Şimdi bize gönderilen ödevlere nasıl ulaşacağız? Bu ekrana bir göz atalım. Ekranın sol üst köşesinde 3 adet sekmemiz bulunmakta. Browse, Create, My Voice. Öğretmenimizin gönderdiği ödevleri görüntüleyebilmek için kullanacağımız sekme My Voice sekmesi. Üzerine tıkladığımda ekranın sol tarafında grup menüsünün hemen altında sınıfımın ismini göreceğim. Üzerine tıklıyorum. Tıkladığımda öğretmenim tarafından gönderilen ödev ekranıma geldi. Ödevle ilgili çalışma yapabilmek için yapmam gereken şey ödevin üzerine tıklamak. Tıkladım. Pencere açıldı. Önce küçük pencereyi kapatıyorum. Şimdi size karşımızdaki ekranı biraz anlatmaya çalışacağım. Slaytlar arasında geçiş yapabilmek için kullanacağım butonlar sağda ve solda bulunan ok butonları. Bu butonları kullanarak slaytlar üzerinde geçiş yapabiliyorum. Slayta veri girişi yapmak için slaytım seçiliyken ekranın ortasında bulunan butona tıklamak. Tıkladığımda butonun şekli değişiyor. Video girişi yapabilmek için buraya, ses kaydı yapabilmek için buraya, metin girişi yapabilmek için de buraya tıklıyorum. Bilgisayarımda daha önceden kaydettiğim bir ses dosyası ya da müzik dosyasını buraya tıklayarak sisteme kaydedebiliyorum. Örnek bir video girişi yapalım. Üzerine tıkladım. Bir onay penceresi çıktı. İzin ver butonuna tıkladığımda sistem 3'ten geriye doğru saymaya başlayacak ve sayma işlemi bittiğinde görüntü ve ses almaya başlayacak. Ta ki ben durdurana kadar. Durdurduğumda yaptığım çalışmayı kaydedip kaydetmek istemediğimi soracak. Eğer kaydet dersem öğretmenim ekranında yaptığım çalışmayı görüntüleyebilecek. Eğer kaydetmezsem öğretmenimin görüntüleme şansı olmayacak. Ben örnek bir çalışma yaptığımız için izin vereceğim ama kayıt işlemini başlatmayacağım. İzin ver butonuna tıkladım. Geriye saymaya başladı. Ben burada durduruyorum. Eğer devam etseydim ses ve görüntü kaydı almaya başlayacaktı ben durdurana kadar. Ve durdurduğumda da kaydedip kaydetmek istemediğimi soracaktı. Sayı butonuna bastığımda da öğretmenim yaptığım çalışmayı görebilecekti. Bu şekilde bize gönderilen ödevler üzerinde çalışmalarımızı yapıp slaytların üzerine kaydedebiliyoruz. Ve kaydettiğimiz anda öğretmenlerimiz çalışmalarımızı görüntüleyebiliyorlar. Şimdi ödevi kapatıyorum. Burada öğretmenimizin bizden istediği bir sunumu nasıl hazırlayacağımızı anlatacağım. Bunun için yapmam gereken sol tarafta bulunan sekmelerden Create sekmesini tıklamak. 3 aşamalı bir menü çıktı karşıma. İlk maddeyi tıklıyorum. Buradan bilgisayarımda bulunan bir
resim dosyasını, bir Word dosyasını ya da bir video dosyasını sisteme yükleyebiliyorum. Bir örnek yapalım. İlk maddeye tıklıyorum. Burada kaydetmek istediğim dosyayı seçmemi istiyor. Bir fotoğraf dosyası ekleyelim. Aç dedim. Dosyamın büyüklüğüne göre bu biraz zaman alabilen bir işlem olabilir. Biraz beklememiz gerekecek. Dosyamız sisteme yüklendi. Şimdi dosyamıza veri girişi yapacağız. Bunun için yapmamız gereken ikinci sekmeyi tıklamak. Az önce gördüğümüz pencere geldi. Kapatıyorum. Şu an bu slayta veri girişi yapabilmem için yapmam gereken şey buradaki butona tıklamak. Tıkladım. Video girişi için buraya, ses kaydı için buraya, metin girişi için buraya, daha önceden yüklediğim bir dosyayı slayta eklemek için de bu bölüme tıklıyorum. Bunu yaptıktan sonra dosyamı öğretmenime göndereceğim. Ama daha öncesinde yaptığım çalışmaları kaybetmemek için dosyamı kaydetmek istiyorum. Sol tarafta bulunan bu bölüme tıklıyorum. Bir başlık eklememi istiyor sistem. Bir açıklamanız varsa bu bölüme yazıyoruz. Save dediğimde artık yaptığım çalışma sistemime kaydedilmiş olacak. Evet, kaydettik. Şimdi öğretmenimize gönderelim. Üçüncü sekmeyi tıklıyorum. Sınıfımın ismini tıklıyorum. Ve o sınıfta kayıtlı öğrencilerin listesi ekrana geliyor. Öğretmenimin ismini arama bölümüne yazıyorum. Ve ara diyor. Nazan öğretmenin kullanıcısı ekranda görüntülendi. Üzerine bir sefer tıkladığımda etrafı sarı renk haline dönüştü. Bu şu anlama geliyor. Nazan öğretmen şu an seçili kullanıcı. Get a link dediğimde bir pencere karşılayacak beni. Burada önemli bir nokta var. Browse sayfasında Nazan öğretmenin ödevi görüntüleyebilmesi için buraya işaret koymam gerekiyor. Copy the link dediğimde artık ödevim Nazan öğretmene gönderilmiş olacak. Bu şekilde hazırladığımız bir sunumu öğretmenimize gönderebiliyoruz. Yaptığımız çalışmaları My Voice sekmesini tıklayarak görebiliyoruz. Son olarak ekranın sağ tarafında bulunan okun üzerine tıklayarak çıkış butonuna tıkladığımızda da sistemden çıkışımızı gerçekleştiriyoruz.